Eğer üçünü paralel beraber götürmezseniz burada başarı temin etmek mümkün değil. Bunlardan biri eğitim, bilinçlendirme. Bu zaten bizim dinimizde, kültürümüzde olan bir şey. Ama yani insanların şeye uyarıya hatırlatılmayan ihtiyaçları var. Bir örnek vereceğim bu konuda. İkincisi teknoloji, üçüncüsü suyun rasyonel fiyatlandırılması. Birinci nokta eğitim. Şimdi hepimiz biliyoruz işte suyu, yani ne maksatla kullanırsanız kullanın, ister evsel kullanırsınız, ister sanayi, ister tarım, israf etmemek lazım. Yani bunların ilgili hadisler, hocalarımız, kurbalar, bunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bunu her zaman yeterince kullanıyor muyuz? Ondan şüpheliyim. Bakın ben başımdan geçen bir şey anlatayım. Ben 81'de Arabistan'a gittim. Bir şeyde, üniversite bize lojman verdi. Ve gittiğimiz yıl Arabistan'da ciddiyle su bedavaydı. Yani suya bedel ödemiyorsunuz. Orası tozlu bir ülke. Arabaları hortumla yıkıyorduk. Su da bedava ya. Bir gün bir hocalarımızdan biri, şeyde değil bakın, İngilizce okulundan bir hocaydı. Binanın kapısına bir şey astı, bir yazı. Bu ülkede su çok kıymetli bir emtiadır. Lütfen hortumla yıkamayalım, kovayla arabalarımızı yıkayalım diye. Ondan sonra tabii kimse kova şeyle hortumla araba yıkamadı. Ya yani su sarfiyatı en onda bire falan düştü. Yani bu şey önemli. Yani uyarı, ikaz, yani hatırlatılma. Ama bu tek başına yetmiyor. Yani bunu tamam yapalım da yani inandık. Bunun faydasını gördük. Fakat bunu nasıl yapacağız? Bunun bir teknolojisinin olması lazım. Şimdi teknolojisi deyince ben yine hani başımdan geçen bir olaylar. 90'da Türkiye'ye döndüm. Bir bitirme öğrencime Türkiye'de su tasarrufu yapan cihazlar konusunda sana bir bitirme ödevi veriyorum. Bunu hazırlayalım dedim. Bayağı kız öğrenciydi. Öğrenci gitti, iki hafta geçti, üç hafta geçti, gelmiyor falan. Neyse geldi. Ne yaptın dedim hocam, gittim bütün bu musluk yapan, vitrifiye malzeme işte vitrasından e-cihazına kadar her tarafı dolaşmış şey, rezervuar. Bakın 1990'ı konuşuyorum. Çoğu ne olduğunu anlamadı. Bizim böyle bir şeyimiz yok dedi, demişler. Yani ben bu türlü bir şey yapamayacağım dedi. Neyse onu başka bir şekilde tamamladık da. Yalnız resim böyleydi bakın 1990'da. Yani bugün mesela kullandığınız işte bu sınıf sönlü musluklar, işte havayla karıştıran musluklar, su tasarrufu yapan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, duşluk, bahçeli bunlar yoktu. Şimdi iki model rezervuarlar var. Değil mi? Tuvalet rezervuarlar. İtiraj için ayrı, büyük abdest için ayrı. Bunlar hepsi sonradan, yani şu son 10-15 yılda ortaya çıkan şeyler. Nedir bu teknolojidir? Yani eğer bu teknoloji pazarınızda olmazsa size çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok demektir. Ama bu teknolojinin gelmesi için ve uygulanabilmesi için ve sürdürülebilmesi için şu iki kaleme ihtiyaç var. Biri eğitim, ikisi biraz sonra fiyat. Yani şey bir bedel olacak. Şimdi bu yani rezervuar deyince bu hafife almayın. Su kullanımının evlerde %40'ı tuvalet temizliği. İlk rezervuarlar Avrupa'da, Fransa'da, Kuzey Avrupa'da 10 ile 12 litre hacmindeydi. Sonra bu düşürüldü, düşürüldü. Yani ben mesela Finlandiya'da yapılan bir çalışmayı şey yapıyorum. 4 litreye kadar düştü. 4 litreden aşağı düşerse işte o katı maddeler kanallar boyunca akmıyor. Yani 4 litre minimum. Fakat yani 12'den 4'e düşmesini düşünün. Yani 3'te 1'e düştü. Demek ki gereksiz yere fazla. Finlandiya'dayız. Evet. Kaldı ki dünyanın en zengin. Yani bir de biz hep bakın şey öğretirdik.
çocuklara ayıp diye burada. Hele yani benim işte asistanlık ilk hocalık zamanlarında gelişme oldukça kişi başına su tüketimi artar diye böyle uzatırdık grafiği. 300 lira, 400 lira, 500 lira çıkartırdık. Şimdi bakın o şey ters döndü. Şimdi o işte 1970'lerde, 80'lerde arttı hakikaten. Sonra şey düz gitti. Şimdi aşağı doğru düşüyor. Yani işte bu su tasarrufu teknolojilerinin uygulanması sebebiyle ev sahip kullanımından bahsediyorum. Yani düşmüş bu ama sanayide de böyle. Yani şimdi tarımda da böyle. Tarımda da biliyorsunuz bu damla sulaması hiç Türkiye'de adı insanı yoktu. Şimdi uygulanıyor. Hepimiz biliyoruz kanaletlerle sulanıyordu. Yani şeyden itibaren, Veysel Bey'in DSİ Genel Müdürü olmasından itibaren resmen şeyde yasaklıyorum kanalet kullanımını Türkiye'de. Yasakladı. Borulu şeye geçildi. Buharlaşma kayıpları azaldı. Diğer kayıplar, kaçaklar azaldı. Yani bunlar hepsi teknolojik. Yani bunların şeyini çok artırabiliriz şeyle ilgili. Yani su, sanayide bilhassa. Ama bütün bunların yapılabilmesi için ve sürdürülebilmesi için mutlaka suyun bir fiyatının olması lazım. Yani bedava olan şey mutlaka eninde sonunda aşırı tüketime maruz kalıyor. Ama bu suyun fiyatı konusunda çok tartışmalı. Yani o konuda belki saatlerce konuşabiliriz. Suyun fiyatı nasıl olmalı, nasıl tayin edilmeli? Burada çok farklı değişik şeyler var, uygulamalar var. Gerek dünya üzerinde işte OECD ülkeleri, Dünya Sağlık Teşkilatı vesaire bu konu üzerinde. Hatta bu şey sürdürülebilir kalkınma hedefleri Cumhurbaşkanımız da katıldı işte Eylül ayındaki şeyde. Konuların yani insanlara yeterli suyu nasıl temin ederiz ve bunun şey yani fiyatlandırılması nasıl olmalı? Eminim hepimizin bunda bir şeyi var, bir fikri var. Fakat yani özetle şunu söyleyeyim. Yani suyun kaynak olarak bir fiyatı olmasa bile ki bazı ülkelerde bu var kaynak olarak. Ülkemizde henüz bunu biz fiyatlandırmıyoruz. Yani diyelim ki İSKİ Terkos'tan suyu alıyor, İstanbul'a veriyor. O Terkos'taki su için DSİ para ödemiyor veya hükümetin para ödemiyor. Veya biz İstanbul'da oturanlar olarak herhangi bir bedel ödemiyoruz. Neyi bedel ödüyoruz? Suyu getirmenin, bize ulaştırmanın bedelini ödüyoruz. Halbuki kaynak olarak da onun bir değeri var. Onu orada tutmanın bir değeri var. Bazı ülkeler onu da alıyorlar. Onu korumanın değerini alıyorlar. Bu epeyce yani tartışılan bir konu. Belki yani çekip bünyesinde bu suyun fiyatlandırılmasıyla ilgili bazı arkadaşlar, ekonomistler, sosyal bilimciler bulunursa yani bu hakikaten şey yani topluma dokunan bir konudur. Yani bu konuda çalışma yapılabilir. Yani bakanlık bu konuda bazı çalışmalar yapıyor. Ben çok detaya inmeden bunu burada sağlık kadar... yönünde de var hocam. Yani hasta kullanmanın bir de sağlığa olumsuz tesiri var. Oradan çıkacak bir maddi kayıp değeri var. Yani çok doğru söylediğiniz o hijyenik olarak belli bir miktar suyu kullanmak durumundasınız. Eğer onu kullanmazsanız yani maliyeti daha yüksek oluyor. Ya fakir olan toplumlara sosyal fonlar falan diye bazı fonlar var. Ülkemizde biz yani su hakkı, ben de su hakkının üyesiyim. O maksatla kuruluştu. Yani borcunu ödeyemeyen bazı fakir ailelere oradan yardım edilsin diye. Bunu ama kurumsallaştıran şeyler de var. Yani mesela Çekik'te böyle bir şeyde ron alabilir. Hocam suyun fiyatı elektrik fiyatını geçerse belki tasarruf daha iyi sağlanmış olabilir mi? Suyun fiyatı neye geçerse? Elektriği, enerjiyi bazıları. Yani yok, ben yok, şey, on, ben şöyle mesela yok, 6 lira 7 lira Antalya'da su faturası ödüyorum. Elektrik faturası 100-150. Yani çok büyük bir uçurum var.
Şimdi o tür kıyaslamalar ya yapılıyor. Yalnız şey şu, yani dünyada kabul göre suyun fiyatı, su ve atık suyun fiyatı hane halkı gelirini, yani bir ailenin gelirini %2 ile %4'ünü, bazıları %5'ti geçirmesi lazım. Yani bundan daha fazla olursa, hocamızın söylediği gibi, bu sefer çok az su kullanıp hijyenik, yani sağlık problemleri meydana gelebilir. Fakat yani şimdi, yani strateji dedik, bu noktada aslında maalesef yani gelişmiş ülkeler bir oyun oynuyorlar, bir şey pazarlıyorlar. Bakın şimdi siz yani çoğunuz 1980'li yıllar Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından Water Decay, su 10 yılı diye ilan edildi. Yani bunun gayesi şuydu, işte biraz Afrika ülkelerine işte Sahara altı. Çok şey var, yani su problemi var. Onların şeyi, içme suyuna ulaşımı şey yapmaktı. Bir netice anlamadı, yani o bitti yani 1980-1990, o geçti. Arkasından 2004 ve 2005'ti şey, UNEP, o yılı su 2 milyar insan buna erişemiyor diye bir slogan attı. Sonra 1000 yıl kalkınma hedefleri diye bir şey çıktı. Orada işte 2015 yılı son itibariyle su ve sanitasyona, hijyene ulaşamayanların sayısını dünyada yarıya düşürmek, o da tutmadı. Şimdi yeni işte sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda çalışıyorlar, yani konuşuluyor. Yani tabii bütün bunlar dönüyor, dolaşıyor. Bazı zengin ülkelerin fakir ülkelere yardım etmesine geliyor. O noktada kimse elini cebine atmıyor ve yani tabiri caizse o fakir fukara oyalanıyor. Ama bunu en azından kendi ülkemizde yapabilecek şeyler kurmamız lazım. Yani işte dediğim gibi su vakfı falan. Hakikaten ben öyle hallerinde karşılaştığımızı biliyorum ki yaşlı bir teyze 70-75 yaşında yani ödeyemediği için suyu kesilmiş. Yani şimdi buna toplumun şey yapması lazım yani. Parası yok yani ne yapsın yani o kadının suyunu bu toplum keserse hakikaten bu topluma ayıptır yani. Değil mi yani ihtiyar bir kadın gelir olmayan. Bunlarla karşılaşıyorsunuz. Yani eski yönetim kurulu üyesiyken biliyorum. Söz keserim. Çok özür dilerim. Bizim belediyede şöyle bir uygulama yaptılar. İşte ki aynı başına 5 metreküp müydü? Neydi? Ücretsiz. Ondan sonrası ücretli. İşte belli bir tarz sonra katlanarak gidiyor falan. Yani bu herhalde bu mahsulları bu şekilde hem tasarruf hem mahsulü dengelemek de mümkün olabilir diye. Ama o şöyle yani o da çok doğru değil. Yani şey düşünüyorsunuz ki 5 metreküp'e kadar harcayanlar fakir olur. Aksine bazı fakir aileler çok çocuklu oluyor. Yani onların su tüketimi fazla oluyor. O 5 metreküp olan, evine uğramayan, çok zengin olan insanlar olabiliyor. Suyu da bedava kullanıyor. Yani öyle terslikler olabilir. Onun yerine sosyal fon daha şey. Yani şey düşünüyoruz işte 5 metreküp'e kadar su kullanan fakir ailedir. Bu her zaman doğru değil. Sınır şanslar, vaktimizde evet, 10 dakikamız var. Hocam devam edebiliriz. Sorun. Dünyada 261 sınır aşan su bulunmakta. Yani, sınır aşan su konusu hakikaten çok önemli bir konu stratejik olarak. Yani, bir kere bunun bir büyüklüğünü anlamanız açısından bu rakamları buraya koydum. Sınır aşan su havzaları dünya alanının %45'i demek ki yarısı dünyanın sınır aşan su havzası. Dünya nüfusunun %40'ı bu havzalarda. Fakat akımların yani debilerin su miktarı %60'ı sınır aşan su niteliğinde. Dünya üzerindeki suyun %60'ı. Sınır aşan su havzalarında 145 ülke bulunmaktadır. Yani herhalde %195 toplam ülke sayısı. Demek ki büyük bir kısmı burada. 19 sınır aşan havza 5 ve üstü ülkeyi kapsamaktadır. Demek ki yani sınır aşan su dediğimiz zaman biz yani çok önemli bir konuyu konuşuyoruz demektir.
Şimdi bu sınır aşan sular konusunda genellikle hani bizdeki bilhassa işte Dicle, Fırat, Asiye'lerimiz var, Meriç Nehri var, Çoruh Nehri var. Fakat en çok